Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersinde yüzdeler konusuna başlıyoruz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, ilk olarak demiş ki yandaki yüzlük kartlardan birincisinin 20 tanesini, ikincisinin 25 tanesini, üçüncüsünün 50 tanesini boyayız. Bakalım yüzlük, işte 20 tanesi nedir? 2 sırayı boyuyorum. İkincisine 25 tanesi, 10, 20... Bunun da yarısını boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bitti. Bunun 50 tanesini 5 tane sıra boyayacağız demektir. 3, 4, 5. Yüzde sembolüyle gösteriniz. Arkadaşlar yüzde demek aslında kesir. Yani %20 mesela. 100 bölümden 20'sini boyadım. Bir kesirdir. Bunun yüzde gösterimde bu paydayı şöyle gösteririz. %20 olaraktan arkadaşlar. Bu kesir olaraktan %20 manasına, anlamına gelir. Örneğin burası %25. Ben bunu yüzde sembolüyle göstereyim, %25. Örneğin burası %50. Yüzde sembolüyle göstereyim, %50 olaraktan ifade ederiz arkadaşlar. Bakalım bunun örnekleri neler sorulmuş. Diyor ki aşağıdaki yüzlük ve 25'lik kartların taralı bölgelerine karşılık gelen kesirleri yüzde sembolüyle gösteriniz. Bakın bunlar 1, 2, 3, 4, 5, bunlar 25'lik, bunlar yüzdelik. Hepsini yüzdeye çevirirken ne yapacağız? Payda 25 ise yüze çevireceğiz. 100 ise direkt okuyacağız. Mesela 10, 20, 1, 2, 3 ne oldu? %23. Bakıyoruz 10, 20, 30, 40, 50, 53. %53. Bakıyoruz 10, 20, 30, 40, 42, %42. Şimdi 25'te olan arkadaşlar yüzdeye çevireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25'te 8. Yüzdeyi nasıl çeviririm? Paydayı 4 ile genişlet. %32. Ne oldu? %32. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. 25'te 13. 4 ile genişletiyordum. %13'ü 4 ile çarparsam 52 yapıyor. %52'ymiş. Bütün kesirleri arkadaşlar, tabi paydası 10, 100, 1000'e çevrilebilen kesirleri siz ne yapabilirsiniz? Paydayı genişletip daraltaraktan yüzde sembolüyle okuyabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 yani 20, 21. 25'te 21, 4 ile genişletirsem %84. %84 burası. Gelelim buraya. Diyor ki en sade şekilleriyle ifade ediniz diyor. Kesirlerini yazalım ve en sade şeklini %75. Sonra bak neyle sadeleşir? 25 bunları en fazla sadeleşir. Böl 25'e 4'te 3. Mesela %40. 10'a böldüm. Tak tak 10'da 4. Bir daha sadeleşir. 2'ye bölüyorum. 5'te 2. %15. 5'e bölüyorum. 20'de 3. %2,5. %2,5. Bunu ne yapmak lazım arkadaşlar? Önce 2 ile genişletiyorum bir. Buçuğu kurtarayım. 200'de 5 oldu. Şimdi 5'e bölelim. Yani bir şeyi sadeleştirirken illa hemen bölmeye de gerek yok. Önce bir genişletip sonra da sadeleştirebilirsiniz. Buçuktan kurtardım değil mi? Ondalıklı sayıdan kurtardım. Şimdi 5'e bölüyorum. 40'da 1. %10. Sil birer tane sıfırı, 10'da 1. %30. Sil birer tane sıfırı, 10'da 3. Daha sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor. %18. Bakıyorum 9 ve 2. 2'ye bölünür. 2'ye bölünür. 50'de 9. Daha sadeleşir mi? Hayır. %0,5. 2 ile genişletiyorum. 200'de 1. Sadeleşir mi? Sadeleşmez. En sade hali budur arkadaşlar. Diyoruz ki şimdi C şıkkının soruları. %120 %100'den fazla demektir. Bir sayının %20'si o sayının kendisinden fazladır. Tamam. Yani %100'den fazla demek bir sayının kendisinden birden büyük olur. %100 1'dir çünkü. %05 %1'den küçük demektir. Tamam. Doğru. O 200'de 1, bu %1. %05'i o sayıdan çok çok küçüktür. 600'ün %20 ve %05'ini bulunuz. Evet, 600'ün %20'si. Kesir kadar hesaplamak ne demekti? Paydaya böl, payla çarp. 600'ü böl 100'e, 6 çarp 120 ile ne oldu? 720. Evet, %120'si 720 oldu. %05 arkadaşlar bu şudur. %0, bakın 600'ü
%0,5. Önce kesire bakın. Ben buna bölüp bununla çarpabilir miyim? Genişletsem bunu daha kolay. 2 ile çarpıyorum. 200'de birini bulsam daha kolay, değil mi? 200'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 600'ü böl 200'e. 3 çarp 1 ile 3 arkadaşlar. Yani %0,5'i 3 yapıyormuş bu sayının. Gelelim 3 tane test sorumuza. Bunlar bize ne istiyor bakalım. Murat 250 sayfalık romanın %40'ını bir oturuşta okuduğuna göre kaç sayfa kitap okumuştur? 250 sayfanın %40'ı. Diyorduk ki arkadaşlar, bölünüyorsa böl, bölünmüyorsa kesri sadeleştir. 10'da 4. Sana az önce bu kesri sadeleştirmeyi bunun için öğretti çünkü. 10'a bölünüyormuş, şimdi bölünüyor. 250'yi 10'a böl. 25. 4 ile çarp. Ne oldu? 100. Demek ki 100 sayfalık kitap okumuş diyoruz arkadaşlar. İkinci soru. Sevda'nın çoraplarının %15'i pembe renk gelir. Sevda'nın 6 tane pembe renkli çorabı olduğuna göre kaç tane çorap vardır? Evet. %15'i 6'ymış arkadaşlar. Bu ters kesir. Yani parçadan bütüne gideceğiz. Şimdi 6'yı paya bölüp paydayla çarpacağız. Peki arkadaşlar, bu iş için bakalım 6 15'e bölünüyor mu? Bölünmüyor arkadaşlar. O zaman bu kesri sadeleştirelim. 5'e bölüyorum. 20'de 3. O zaman 6'yı 3'e bölüp 20 ile çarpacağım. Tamam? Yani uğraşacağımız kesire bölünmüyorsa sadeleştir. 6'yı 3'e böldüm. 2. 2 ile de 20'yi çarpıyorum arkadaşlar. 40 tane çorabı vardır Sevda'nın diyoruz. Şimdi biz bu kesirlerde bütünden parçaya, parçadan bütüneyi biz ta 4. sınıfta öğrenmiştik. Mesela elimde 100 tane misket var. Bunun 20'de 5'i kaçtır dersem bütünden parçayı soruyorumdur. Tüm misketleri biliyorum. Yani 100'ü bu sefer kesirin paydasına bölüp payla çarparsın. 20'ye bölüp işte 5'le ya da 3'le ne diyorsak onu da çarparız. Payda ne varsa. Ama elimdeki misketlerin 20'de 5'i 30 ediyor dediysem, elimde kaç misket vardı bu sefer parçadan bütüne, bu sefer sayıyı kesrin payına bölüp paydasıyla çarparsınız arkadaşlar. Evet, üçüncü soru. Bir çiftçi tarlasının %35'ine mısır, %28'ine fasulye, %19'una nohut ekmiştir. Bu çiftçi tarlasının geri kalanını Adas'a bırakmıştır. Ne kadarını bırakmıştır? Topla bunları. 35, 28 ve 19. Hepsi yüzde olduğu için, paydalar eşit olduğu için paylar toplanabilir. 13, 9 daha 22, elde var 2. 5, 2 daha 7, 1 daha 8, 82. %82'sini kullanmış, gerisini Nadas'a bırakmış. %100'den gerisi dediğine göre kalan nedir? Payın tamamını, paydanın tamamını kullanırsınız. %100 yaparsınız. Mesela 8'de 3'ünü kullandı, geriye kaç kaldı? 8'de 5. 8'de 8'den çıkartırsın. 10'da 2'sini kullandı, kaç kaldı? 10'da 8 gibi. %82, %100'den çıkartıyorum. %18'ini arkadaşlar geriye Nadas'a bırakmıştır diyoruz. Gidelim ikinci bölüme. Diyor ki, yandaki ayakkabının farklı mağazalardaki etiket fiyatları ve yapılacak indirim oranları verilmiştir. Hangi mağazadan en ucuz alınır? 100 TL %15 indirim. Şimdi indirim ve zam şudur. Bir sayının kesir kadarını hesaplarsınız, yüzdesini hesaplarsınız. İndirim diyorsa ana sayıdan çıkartırız. Zam diyorsa, ekleme diyorsa üzerine toplarız arkadaşlar. 100 TL'nin %15'i. 100'e böl 1. 15'e çarp 15. O zaman 100'den 15'i çıkartıyorum arkadaşlar. Burada 85 TL'ye satılacak. Tamam mı? 120 TL'nin %35 indirim. 120, bakın 120 TL %35 indirim. 100'e bölünmüyor. Ne yapacağım? Kesri sadeleştireyim. Bunlar 5'e sadeleşir. 20'de 7. 120 20'ye bölündü mü? 6 tane var. 7 ile çarp 42. Şimdi 120'den 42'yi çıkartıyorum. 120'den 42'yi çıkartırsam ne oldu? 78 TL burada. 78 TL burada. 150 TL %40 indirim. 150'nin %40'ı bölünmüyor. Sadeleştir. 10'da 4'e hesaplayalım. 150'yi 10'a böl 15. 4 ile çarp 60. 150'den 60'ı çıkartırsam arkadaşlar, burada 90 TL olacakmış C mağazasında. En ucuzu soruyor. Tabii şu anda B gidiyor. 180'de 55, %55 indirim. 180'de %55 indirim.
5 ile sadeleştiriyorum 100'e bölünmeyeceği için. 20 de 5'e böl 11. 180'i 20'ye böl 9. 11 ile çarp 99. 180'den 99'u çıkartırsam arkadaşlar ne olacak? 81 mi olacak? 80 şöyle çıkartalım. 180'den 99'u çıkartalım. 10'dan 9 çıktı. 1 7 kaldı. 17'den 9 çıktı arkadaşlar. 8. 81 TL de burada. Duru mağazasında. Şimdi en ucuz hangisi oldu arkadaşlar? 81, 90, 78, 85 var. B şıkkı 78 zeytin mağazasında en ucuz olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Geçiyoruz. Şimdi aşağıdaki bir mağazanın bazı ürünlerdeki etiket fiyatları ve bunlarda uygulanacak indirim. İndirimli fiyatlarını bulunuz. Evet, pantolon 90 TL %30 indirim. 90 TL %30. 100'e bölünmüyor. Sadeleştiriyorum. 10'a bölündü. 10'da 3 oldu ya. 10'a böldüm. 9. 3 de çarp 27. 90'dan 27'yi çıkartıyorum arkadaşlar. 63 TL pantolonun fiyatı. Gömleğe bakıyorum. 40 TL'den %40 indirim. 40 TL'den %40. 100'e bölünmüyor. Sadeleştir. 10'da 4 olsun. 40'ı 10'a böl 4. 4 de çarp 16 TL indirim. 40'dan 16 TL'yi çıkartırsam arkadaşlar 24 TL'ye satılacak burası. Devam ediyoruz. Short 20 TL'de %10 indirim. 20 TL'de %10. Sadeleştir çünkü 100'e bölünmüyor 20. 20'yi 10'a böldüm 2. 1 ile çarp 2. 2 TL indirim. 20 TL'den 2 indirim olursa 18 TL. Elbiseye bakıyoruz arkadaşlar. 120 TL'de %55 indirim. Tabii 10 ile bölünmüyor. 5 ile böleceğim. Burası 20. Burası 11. Evet, 120'yi 20'ye böl 6. 11 ile çarp arkadaşlar. Ne oldu? 66 TL indirim. 120'den 66 TL'yi çıkartırsam arkadaşlar ne oldu? 54 TL'ye bu elbise satılacakmış diyoruz. Şöyle ayakkabı ve gözlüğe gelelim bakalım. Ayakkabı 60 TL, %50 indirim. Tak tak böldüm. 10'da 5 indirim. 10'a böl 6, 5 ile çarp 30. 30 TL indirim gelirse 30 TL'ye satılır. Gözlük 200 TL, %18 indirim. 200 100'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Hiç sadeleştirmeyeyim. 2. 18'i 2 ile çarp şimdi arkadaşlar. 36. 200'den 36'yı çıkartırsam 164 TL'ye satılacakmış burası. Kemer 15 TL, %20 indirim yapalım. %20. Ne oldu arkadaşlar? Tak tak sadeleştirdim. 10'da 2. 10'a da bölünmüyor. Bir daha 2'ye bölelim. 5'te 1 olsun arkadaşlar. Tık tık 2'ye böldüm. 15 5'e bölündü mü? Bölündü. 3. 1 ile çarp 3. 15 TL'den 3'ü çıkartırsak 12 TL kalacak kemerin parası indirimden sonra. Çantaya bakıyorum. 50 TL %36 indirim. 50'nin %36'sı 100'e bölünmüyor. Ne yapayım? 50'yi gördüm. 2 ile sadeleştireyim direkt arkadaşlar. 50'de 18 olsun. 50'yi 50'ye böl. Bölündü mü? Daha sadeleştirmeme gerek yok. İlla en sade halini bulacaksın diye bir şey yok. Gözünün kestiği sayı bul yeter. Bu buna bölünür dediğin sayı, tamam mı? 50'yi 50'ye böldüm 1. 18'e çarptım 18. 50'den 18 TL indirim yaparsam 32 TL'ye bu çanta satılacakmış diyorum. Geldik şimdi buraya. Telefon etiket fiyatı bu, satış fiyatı bu. Telefon satışını yüzde kaç indirim yapılmıştır? Şimdi etiket fiyatı 250 TL, 210 TL'ye indirilmiş. Ne kadar indirim olmuş? 40 TL. Peki kaçta 40'ı bulacağım ben? Her zaman ilk etiket fiyatı arkadaşlar bizim paydamızdır. 250 iken 40 TL indirim yapıldıysa yüzde kaçtır bu arkadaşlar? Oran orantı ve içler dışlar çarpımı. 250 TL'de 40 TL indirim yapıldıysa yüzde kaçtır bu? Evet, ne yapalım? Tak tak sadeleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra yüzde 4'ü çarpıp 25'e böleceğiz. X'i bulmak için. Yani 25x eşittir. Ne oldu? 400. O zaman x'i bulmak için 400'ü böl 25'e. 100'ün içinde 4 tane var. 400'ün içinde o zaman 16 tane olacak. X'in 16 olduğunu buluruz. Daha kolayı şöyle arkadaşlar. Hiç çarpmayın.
X'in karşısındaki bölünür, diğer sayılar çarpılır. 100 ile 4'ü çarp, 25'e böl. Ne oldu? Tak tak 4 olurdu. 4 çarpı 4 de 16'yı yine verirdi arkadaşlar. Oran orantıdaki kısa yolu sadeleştirmeler. İkinci soru. Behlül haberlerde memur maaşına %4,5 oranında zam yapılacağını duymuş. Behlül'ün memur olan babası 1200 TL aldığına göre zamlı yapıldıktan sonraki maaşı 1200'ün %4,5'unu bulacağız. Tabii bu buçuklu olduğu için ben dedim ki hemen 2 ile çarpın, genişletin. 2 ile çarpıyorum, 200'de 9 olacak. 200'de 9. Şimdi 1200'ü 200'e bölelim. 1200'ü böl 200'e. Ne oldu? 6 tane var. 9 tane, 9 da çarp bunu. Payda 9 var bunun pay kısmında. 54. Demek ki 54 TL zam alacakmış. 1200'ün üzerine 54'ü eklersem 1254 TL B şıkkında olacak diyorum. 3. Burada virgüller var artık, ondalıklı sayılar. Benzin litresi 3.8 iken, 3.8 iken %1,5 oranında indirim yapılmıştır. Okan Bey indirimsiz fiyatından, Ozan Bey indirimli fiyattan 40 litre benzin almıştır. Ne kadar daha az öder arkadaşlar? Şimdi burada 3.8'de 40 TL'yi çarpıp, sonra 3.8'den %1,5 indirim yapıp, sonra 40 TL'yi çarpıp farkı çıkartmaktansa direkt 3.8'in %1,5'unu bulup, indirimi bulup bunu 40'la çarparsak ne kadar az ödendiğini direkt buluruz. Tamam, daha kısa yolu var. Yani 3.8'in yüzde arkadaşlar 1,5'unu hesaplayalım. Şimdi ondalıklı sayılar olduğu için hocam kim kime bölünsün ki diyebilirsiniz. Güzel bir soru. O yüzden ondalıklı sayılarda arkadaşlar direkt biz bölmeli yapacağız. 3.8'i 100'e böldüğümüzde 2 virgül kaydıracağız. 1, 2 arkadaşlar 0,038. Evet, 1, 2 0,038 oldu. Bunu ben 1,5'la çarpıyorum arkadaşlar. Çarpıyorum 1.5 ile. Tamam mı? 3 virgül buradan, 1 virgül buradan. Bakın 3 virgül. Ondalıklı sayıları çarpmayı nasıl yapmıştım? Virgülleri atıyordum, sonra ekleyeceğim. Yani bunu 38 yaptım. Bunu da 15 yapıyorum. Düz bir çarpayım. Virgülleri sonra ekleyeyim. 3 yukarıdan, 1 buradan. 4 virgül kaldırdım toplamda. Sonra 4 virgülü çıkartacağım. 5 çarpı 8. 40 elde var. 4, 15, 19. 1 çarpı 8, 8. 1 çarpı 3, 3. Topladım. 0, 17 elde var. 1, 4, 5. 4 virgül kayıyorum şimdi. 1, 2, 3'te 0,570 oldu. 4'te 0,0570. Yani 0,057 diyebilirim ben. Çünkü virgülün en sağındaki sıfırların bir önemi yok. Şimdi 40 litre bu indirim. Bunu buradan çıkartmamıza gerek yok arkadaşlar. İndirim fiyatını 40 ile çarparsak ne kadar az ödediğini buluruz. 0,057'yi ben 40 ile çarpacağım. Yine aynı şey yapıyorum. 3 virgül yukarıdan kurtarayım. 3 virgül sonra silerim. 57 ile 40'ı çarpayım. 3 virgül küçülteceğim sonra. 0 kere 7 0 0. 4 kere 7 28. Elde var 2. 20 22. Topla 0 8 2 2. Kaç virgül küçültmüştüm? 3 virgül. 1 2 3. 2,280. Yani 2,28 TL indirim ya da az ödeyecektir diyoruz bu soruda. Evet, burada son buluyoruz arkadaşlar. Yüzdeler kısmı ikinci videoyla devam edecek. Açıklama kısmında 7. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listelerini bırakıyorum. Sınav ve konu anlatım videolarının hepsini sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.